40 hadis. İsmet Özel. Merhaba değerli dinleyenler. Bugün çevresinde dolanmaya gayret edeceğimiz hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle demiştir. Sizden bir kimse çirkin bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle tahyir etsin. Buna da gücü yetmezse kalben nefret etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir. Çoğumuzun defalarca karşılaştığı birçok yazı ve konuşmada iktibas edilen bu hadis-i şerif, şahsen bana Müslüman olmanın dünyada bulunmak manasını nereye oturtmamız gerektiği konusunda belirleyici bir anlam taşıdığını gösteriyor. İsterseniz şöyle diyelim. İsteseniz de istemeseniz de ben öyle diyeceğim zaten de. Diğer din saliklerinden Müslüman olmanın nerede ayrıldığını bu hadis-i şerif dolayısıyla daha açık seçik görebiliyoruz. Yüksek bir ahlaka sahip olmak sadece kendi hayat yolunda bir mazbut tavır içinde kalmakla açıklanabilecek, yerine getirilebilecek bir şey değil İslamiyet'e göre. Demek ki Resulullah biz Müslümanlara dünyada bulunmamızın bir görev ve yerine getirmekle eş anlamlı olduğunu işaret ediyor. Şimdi hepimizin bildiği bir nokta var. Müslümanlıkta emri bil maruf nehi anil münker. Yani insanlar, Müslüman olan insanlar iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar. Bu çok genel, çok kolay kabul görebilecek bir ahlaki tutum gibi algılanabilir. Tamam, öyle algılayalım. Ama bu konuşmanın başında size mealen nakletmeye çalıştığım hadis-i şerif bize bu emri bil maruf nehyanil münkerde Müslümanın tavrının hiç de dünyayı sadece gözlemekten ibaret görmeyeceğini, yani dünyayı kendisi, kendi tavırları itibariyle doğru çizgileri takip etmesi ile diğer yandan da işte dünyanın akışına da efendim sadece bir gözlemci sıfatıyla yaklaşmasının uygun olabileceği noktasında bizi dondurmuyor. Ne yapıyor? Eğer Müslümanlardan biri olarak eğer çirkin bir iş gördüysek ilk yapacağımız iş onu çirkin işi güzel bir işe dönüştürmek. Yani çirkin işin çirkinliğine son vermek ve onun güzel bir iş olmasını sağlamaya çalışmak. Bunda tabii çirkin işin ne olduğunu, çirkinle güzelin nerelerde fark edilebileceğini fehmedecek kadar, bunu karara bağlayacak kadar yüksek seviyeli bir zihni taşımak Müslümanın demek ki işi. Yani katlanarak yürüyen bir sorumluluk, katlanarak yürüyen bir etkinlik söz konusu. Dünyaya müdahale bir şekilde Müslümanın
Vazifesi eğer dünyanın gidişinde bir aksama görürse, ama dünyanın gidişinde neyin aksadığını bilmesi için de bu konuda kendini yetiştirmiş olması, iyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış konusunda en isabetli kararı verebilecek seviyede donatılmış olması gerekiyor bir Müslümanın. Eğer böyle değilse zaten yapılan işin mahiyeti hakkında fikri olmayacak. Dolayısıyla bir sorumluluğu yerine getirmesi söz konusu olmayacak. Yani yanlış bir davranışla karşılaşan insanın ilk işi bu yanlış davranışın fiilen ortadan kalkmasını ve yerine doğru davranışın konulmasını sağlamak oluyor. Müslümansa eğer bir insan. Diyelim ki bunu yapamıyor. Ne yapamıyor? Gücü yanlış bir şeyi, çirkin bir işi, hatalı bir tutumu değiştirmeye gücü yetmiyor. O zaman ne yapacak? Yapılması gereken şeyi ifade edecek. Diliyle tağyir edecek. Yapılan şeyin yanlışlığına dair beyanatta bulunacak. Neyin doğru yapılabileceği konusunda da bir söz sarf edecek. Bu birincisinden daha altta, alt kademede, daha düşük değerde bir tavır. Daha yüksekte olan iş doğrudan doğruya dünyada sıhhatli, haysiyetli, hayırlı bir tutumun temsilcisi olmak. Sadece temsilcisi değil, onun bekçisi olmak. Sadece bekçisi değil, onun mimarı olmak. Bunu yapamadı diyelim. Yapamadığı zaman Müslüman dediğimiz kişi diliyle, yani ifade gücüyle, yani anlatım imkanlarıyla doğru hakkında isabetli bir tespitte bulunacak. Yanlışı kınayan, yanlışın yanlışlığını tayin etme gücünü gösterecek, dille yapacak bunu. Diyelim ki buna da gücü yetmedi. Ne olacak? O zaman fark edilen hatanın, kötü gidişin yanında olmadığını, bunun kınanması gereken bir şey olduğunu his yoluyla ortaya koyacak diyemiyorum. Çünkü ortaya koyamıyor. Kalben nefret edecek. İçinden bu işin iyi bir şey olmadığını kabul edecek. İyi bir şey olmadığına dair kesinlik taşıyacak içinde. Hadis-i şerif bize diyor ki işte bu sadece kalben nefret etmek, kalben buğz etmek imanın en zayıf derecesidir. Bize modern hayat içinde çoğu zaman işte benim kalbim temiz falan denildiğini görürüz, işitiriz. Hadis-i şeriften öğrendiğimize göre bu kalbi temizlik meselesi doğru bile olsa imanın çok da arzulanır durumda bulunmadığının işaretidir. Yani birçok insan tarihteki davranışları dolayısıyla olumlu bir konumda olmadığını, fakat içinden olumluluğu tasdik ettiğini iddia ediyorsa eğer, buradan bunda övünülecek hiçbir şey yok. Bu koptu kopacak bir itikat bağını ancak gösterebiliyor. Dolayısıyla Müslüman olmak büyük ölçüde haricen bariz bir şekilde bizim doğru, güzel, haklı, haysiyetli tarafta hem yer almamızı hem bu müsbet tavırlar doğrultusunda konuşmamızı
rey belirtmemizi ve bununla da yetinmeyip güzeli ika etmemizi, iyiyi yerine getirmemizi ve doğruyu temsil etmemizi gerektiriyor. Yani hangi taraftan sayarsanız sayın, müşahhas, elle tutulur, bütün beş duyumuzla hissedilebilir bir doğruluk, güzellik, iyilik alanı Müslümanın en yakın olduğu alan olmak zorunda. Yani biz diğer din saliklerinin bir ruh arınması gibi gördükleri dini tavrı esas sayan bir dine mensup değiliz. Bizim hayat içinde ve görünen dünya içinde, şehadet aleminde sırat-ı müstakim içinde olmamız esastır. Yani bu manada Müslümanlık böyle insanların ruhi olgunluğunun gözden uzak bir şekilde muhafaza edildiği, hayatın günlük akışında tebarüz etmediği bir çizgiyi teklif etmiyor. Teklif edilen şey, Müslüman olmakta teklif edilen şey, doğrudan doğruya davranışlarla, doğrudan doğruya müdahalelerle, doğrudan doğruya temsil edilebilir hareketlerle iyinin, doğrunun, güzelin, haklının, alanının sadece teşkil edilmesi değil, aynı zamanda temsil edilmesi, aynı zamanda müşahhas bir görünüme kavuşması iledir. İslamiyet'in bu manada diğer dinlerden, hatta İbrahimi dinlerden, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi doğrudan doğruya bizim ehli kitap saydığımız insanların dinlerinden ne bakımdan ayrıldığını bu hadis yardımıyla daha kolay anlayabiliyoruz. Çünkü Yahudi şeriatına sadık kalmakla dindar bir Yahudi kategorisi içinde telakki edilmek kolay. Hristiyanlıkta ise doğrudan doğruya kilisenin yüceltilmesini, kilisenin yüce saydığı, bu ister Ortodoks kilisesi olsun, ister Katolik kilisesi olsun, ister Protestan kilisesi olsun, kilise çizgisinin yüceltilmesiyle, kilise çizgisinin algılandığı şekliyle üstün tutulmasıyla yerine getirilen bir dindarlık söz konusu. Buradan şunu çıkarmak mümkündür. Gerek Yahudilik, gerekse Hristiyanlık kendi kampının, kendi çizgisinin hakim olduğu bir çerçevede etkin olabilecek, o çerçevede tırnak içinde hayırlı bir tutumu temsil edebilecektir. Halbuki Müslümanlık doğrudan doğruya ferdin La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şehadetinde bulunmuş bir ferdin dünyanın aldığı biçim, dünyada insan ilişkilerinin yürüyüş tarzı konusunda üst düzeyde bir anlayışı benimseyip, hatta bunu doğurup, böyle bir anlayışın doğmasına sebep olup, bu anlayış çerçevesinde insanların ve insan davranışlarının değerlendirilmesine yönelmesi gerekiyor. Yani bir Müslüman bireyin
güzel, çirkin, doğru, yanlış, haklı, haksız konusunda karar verme seviyesinde olması gerekiyor. Yani Yahudilerden ve Hristiyanlardan farklı olarak Müslümanın bir belirleyici alan, belirleyici bir merci olma yükümlülüğü var. Bu yükümlülük sadece dediğim gibi, bu konuşmanın başında belirttiğim gibi, sadece karar ve tespit noktasında kalmıyor. Belirleyicilik aynı zamanda doğru işin yapılması, çirkin işin engellenmesi konusunda Müslümana yükümlülük düştüğünü gösteriyor. Bütün bu kelimeleri sarf etmemiz Müslümanlığın dünyanın aldığı şekil karşısında bir tavır içinde olmasının doğrudan doğruya itikadi bir mesele olmasıdır. Yani bugün sözünü ettiğimiz hadis-i şeriften şunu öğreniyoruz ki dünyaya karşı tavır takınmak doğrudan doğruya itikadi bir meseledir. Yani yanlış bir işin düzeltilmesini eliyle yapamayan, diliyle değiştiremeyen, kalbiyle ancak çirkin işe buğz edebilen insan iman bakımından makbul bir yerde bulunan bir insan değil. Gene de onun imanlı olduğunu kabul ediyoruz. Yani bir insan sadece kötülükten nefret etmekle iman içinde olabiliyor. Ama bu en zayıf derecede bir iman. Demek ki anladığımız husus, Müslümanlığın doğrudan doğruya dünyaya müdahale eden insanların benimsediği bir din olmasıdır. Yani dünyaya müdahale etme meselesi doğrudan doğruya Müslüman olup olmamakla örtüşen bir şeydir. Yani hiçbir şekilde etliye sütlüye karışmayan, dünyada hangi mazarrat olursa olsun beni ilgilendirmez, ben işte günlük ibadetlerimi yerine getirmekten başka bir şey düşünmem diyen adamın imanı tartışma konusudur. Yani ancak şunu söyleyebilir bir insan: evet, ben böyle yapıyorum, dünyaya karışmıyorum, dünyanın olumsuzluklara karşısında bir tavır belirtmiyorum, çünkü ben pek de iman güçlü bir insan değilim diyorsa bir insan, bunu kabul ederiz. Çünkü bu hadis-i şerif bunu öğretiyor bize. Yani diyor ki sadece dünyadaki kötülüklerden kalben nefret eden insan imani açıdan en zayıf derecede bulunan insandır. O halde imanın güçlenmesi dünyadaki zararlı unsurlara karşı söz söylemekle başlıyor ve imanın daha da güçlü hali dünyadaki zararlı unsurlara karşı bir fiili müdahale halini intac ediyor. Eğer bu böyle olmasaydı, eğer Müslümanlık dünyadaki kötülüklerin birinci derecede düşmanı olmak, dünyadaki çirkinliklerin en amansız karşı durucusu olmak, dünyadaki çirkinliklere karşı bir tavır koyan insanların Müslüman olması söz konusu olmasaydı, bugün dünyada Müslümanlığın tuttuğu yerde başka bir yer olurdu. Bu lafın çok anlaşılmadığını tahmin ederek izah edeyim. Bugün dünyada Müslümanlar hakim anlayış tarafından bir köşeye kıstırılmış durumdadırlar. Yani ya kafirlerin pervasız hareketlerine ses çıkarmayan veyahut onlara yardakçılık eden bir durumda olmak zorunda bırakılıyorlar, veyahut kafirlerin en kalitesiz düşmanı gibi
takdim ediliyorlar bugünkü işte medyatik anlayış içinde. Bunun sebebi Müslümanlığın her aşamada, her çağda ve her coğrafyada çirkinliklere karşı kendini bir görevle yükümlü sayan insanlardan oluşmasıdır. Yani eğer ben Müslümanım diyen insan doğrudan doğruya kötülükler karşısında hassasiyet göstermemiş olsaydı, bugün küfrün hakim olduğu dünyada bu yırtıcı muhalefetle karşılaşmazdı. Aslında buradan şu ümidi de ifade etmek gerekir ki, İslamiyet'in hayırlı işle imanı birleştiren tavrı mutlaka kendini ortaya koyabilecek ve bu kesişmeyi, doğru ile imanın kesiştiği noktanın dışa vurumunu sağlayan herkes engelsiz bir şekilde üstün duruma kavuşacaktır. Bu ümidi ifade ederek bugünkü konuşmamızı noktalamış olalım. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. İsmet Özel.